Arkadaşlar fince ile Türkçe akraba diller mi? Şimdi genelde bu konuda bazıları konuşur ama burada ben 30 senedir Finlandiya'da yaşıyorum. Fince'yi biliyorum. Fince kitabım da var. Yani şimdi rahat rahat bu konuda konuşabiliriz. Bir de Trabzonluyum. Bizim köylerde yetiştik. Köydeki Türkçemiz bizim saf Türkçe yani. Saf Türkçe konuşuyorduk. Yani biz Haziran'a da Haziran demeydik ne derdik? Haziran kiraz ayı. Tam Türkçe. Haziran Türkçe mi? Değil. Annelerimiz ne diyordu? Kiraz ayı. Şubat ne? Küçük ay. Yani kısa. Arkadaşlar böyle yerde büyüdük. Köyden. Ondan sonra işte okuduk. Allah bize nasip etti. Buralara da geldik. Şimdi fince ile Türkçe akraba değil mi? Evet arkadaşlar akraba. Fince Ural Altay dil ailesinden. Ural kısmı biz de Altay kısmındanız. Şimdi arkadaşlar finceyi tabi konuştuğumuz için, öğrendiğimiz için bunu rahatça bir şekilde görüyoruz. Nasıl görüyoruz bunu? Kramer yani o yüzde on beş bizim köylerdeki konuştuğumuz Türkçe'ye yakın. Kramer olarak. Şimdi diyorum Ahmet. Ahmet'in diyorsun. Finli de Ahmet'in diyor. İyi. Ahmet ederken Ahmet'ille diyorlar bunlar. Yani sona ekliyorlar gene şeysini. Ee, diyelim yapmaya ama Karadeniz'de biz neriz? Yapma. A. Ma. Fince'de de var. Tekeman. E, ne konuyor sonuna? Ama maan eki var. Bizde ma var. Teke Yapmakla. Bizde l le, le, le atay yapmakla diyoruz. Aynı. Onun sonundaki L, L, A hemen hemen aynı. İşte benim senin diyoruz ama bizim e, Türkiye'de e, Türkçe'de kullandığımız şu anda Türkiye Türkçesinde benim seni dediğin Tatarlarda minsin. benim senin dedim. E, ben sen minsin. Onlar minin sinin diyor. Finli de minun sinun diyor. Daha birçok şey. Finlence'de mesela e, e, Latin alfabesi olduğu için mesela Fince'de ki Y harfi bizim Ü bizim J harfi de bunların Y. Ye, Y'si. Eğer bunları bilirseniz arkadaşlar e, Fince mesela ben geldim Finlandiya'ya 90 yılında kafe salonuna gittik. Araştırmacı olarak gelmişiz. Gazete var. Helsinki Sanomat'ı unutmuyorum o zamanlar. E, gazetenin üzerindeki yazıları okuyorum. Bana garip garip bakıyorlar. Çünkü benim e, telaffuzum e, on, tamamıyla Fince gibi. Yani Finli, sanki Finli gibi telaffuzdan okuyorsun onu bunda ne yaptı? bir İngiliz okuyamıyor, bir başkası okuyor. Ama sen okuyorsun. Mesela ne oldu? İşte e, dil kursuna haram gidecek ama öncelikle bunun e, seviyesini ölçüyorlar. Yani nasıl anlıyor, ne ediyor dini. Ben dedim işte Y harfi Ü, J Y. Okudu, işte test yapıyorlar. 3 üzerinden 3 aldı okumadan. Ee, okunanı yazmaktan aynı. Yani birisi sana okuyor, onu aynı şekilde yazıyorsun. Ya yumuşak A var ama onu o da söylüyorsun. O kadar. Yani bizim Türkçedeki şapkalı A gibi. Ee, arkadaşlar Fince ile Türkçe nasıl akraba diller. Ha uzun yıllar e, ayrı kalmıştı. Yani 2000 sene, belki 2000 sene e, ön, bir e, uzaklılık uzaklık var. Ama şimdi e, Finlandiya Başbakanı'ndan İstanbul'dayız. Marmara Otel'de. E, orada resepsiyondayız ben heyetle beraber gitmiştim. İşte Ankara'dan e, e, İstanbul'a gelmiş, karayoluyla gelir. O halde uçakta bir problem çıktıydı. Finlandiya Başbakanı konuşmasında ya çok sıcak davrandılar. Yani Türkiye'den çok memnun. Yürük Kateyni, 2012 yıl. İşte o kadar güzel Türkiye'de memnun. Çünkü bizim e, de iyi davranıyorlar biliyorsunuz. E, bizim ağırlamamız iyidir. E işte, neyse arada çay, kahve, işte resepsiyon ya. Gittim dedim, yok dedim. Sen, sen dedim, niye böyle... Kendinizi sıcak evinizde gibi hissediyorsunuz burada. Dedim Türk, Türk e, bizden akrabayız dedim bizler. Ya nasıl dedi? Ya dedim bak siz okullarda ne öğretiyorsunuz Finlandiya'da? Finlilerle Macarlar, Estonlar akraba. Bizim okullarda bize ne öğrettiler dedim. Finliler, Macarlar işte diğer şeyler akraba. Dedim Finliler Macarlarla akraba olunca Macarlar zaten Türklerle akraba olduğunu kabul ediyorlar dedim. Filmlerle yani Türkler ne olur Güldü. Şimdi bu arkadaşlar burada e, bu olay böyle yani bizde tabii kendini iyi anlatmamı var. Bunlar da e, biraz bizi şark işte bat doğu gördüğü için fazla şey yapıyorlar ama bilimsel olarak durum ortada. Ha, burada ne yapacak bilimsel araştırmalar yapılması lazım özellikle dil konusunda mesela Türkiye'de e, özellikle ben diyeceğim Trabzon ve Rize taraflarından diyorum böyle bir tarihçi gelip Finlandiya'da Fince üzerinde araştırmalar yapacak. Ama bu kişi ne yapacak? İşte Tatarca, Uygurca, Uygur bölgesinde konuşulan Türkçe. Yani bütün Türk dillerine de hakim olacak. Yani sadece İstanbul Türkçesinden buradan sonuç alamazsınız arkadaşlar. O bana göre kırma Türkçe. Biz saf Türkçe'yi gittik de öteye doğru gittikçe ancak konuşuyoruz. Biz konuşuyoruz. Öyle şey gibi fazla kelime karışmamış. İşte özellikle bizim annelerimizi, babalarımızı konuştuğu saf dil. Yani onu bilen işte diyelim Tatarca diğer e, dilleri de Türk dillerini bilecek. Geri Fince'yi de öğrenecek ve arada bir güzel makaleler işte bilimsel çalışmalar yapacak. Önce bu tabi master tezlerinden başlar. Ondan sonra doktora tezi de yapılır. Abi, bu konularda bizle ben bilim bir bilim adam olarak ben yardımcı olurum yani yönlendirmek bakımından. Çünkü yani kendimiz e, kendim finceyi hakimim. Onun için e, araştırmacı da yönlendirmek lazım. Yani burada şimdi İngilizce üzerinden gidip bilimsel araştırma yapılması, Dilleri bileceksin. Yani dil konusunda uzman olacaksın. Ondan sonra tarihçiler e, e, de aynı şekilde e, böyle e, araştırma yapılabilir. Önce dil ve tarih konusunda arkadaşlar. Az önce biraz yanlış oldu herhalde. Dil ve tarih konusunda araştırmalar yapılması lazım. İki dil akraba. Estonlar da var tabii. Finliler Estonyalılarla da akrabalıklarını söylüyorlar. Onlarda da Finli Estonyalı anlıyor. Der birbirlerini nasıl biz Azerbaycan anlarsak Azerbaycan'la beraber. Biliyorsunuz biz Azerbaycan'da da nasıldık? 90 yılların başında bunlar Azerbaycan bağımsız olunca Mehmet Ali bir rant hatırlıyor muyum? Bir tane bizim spiker e, Azeri'ye soruyor Türkçe'yi nereden öğrendiniz diyor. Ne kadar güzel konuşuyorsunuz diyor. Allah hangi spiker olduğunu hatırlamıyorum. Yani bizim, bize onların e, Türkçe konuştuklarıyla öğretilmedi arkadaşlar. Biz bilmiyorduk yani. Bilmiyorum bilenleriniz var mı? Ya, onun için iyi araştırmalar yapılması lazım. Bir de Türkiye'de bu Z Beyaz Zambaklar kitabı var. Bu Finlandiya'da fazla bilinmiyor arkadaşlar. Bunu herhalde Bulgar yazmış. Ama bizim Türkiye'de basbayağı e, ünlü. Ama tabii o Finlandiya'da o kadar ünlü bir kitap değil. Onu bilin. Çoğu Finlandiya'da haberi yok ondan yani. Onu söyleyeyim sizlere. Dil konusunda böyle. Akraba bir dil. Ama ara bilimsel araştırmalara ihtiyaç var. Bunu da yapacak bilim adamları gerekiyor. Hem tarihçi hem dil konusunda uzman kişiler. Bence tarih okuyup dil, oku, dil fakültesi, edebiyat fakültesi mezun olup ondan sonra bir de tarih konusunda Türkiye'de master yapıp ondan sonra buralara gelip veya buradan oralara giden kişiler araştırmalar yapacaklar. Biliyorsunuz o, e, Finliler bu konularda eskiden beri bazı araştırmalar yapmışlar ama şu anda bu konuda Macarlar öncülük yapıyorlar. E Finliler diyor ki biz Macarların akrabayız diyor. E Macarlar diyor biz Türklerin akrabayız. E ne oluyor o arada? Yani başbakana dediğim benim gibi güldü. Arkadaşlar Finlandiya konusunda sizleri yine bilgilendireceğim. Böyle videolar yapacağım. Bir şey söyleyeyim size. Dünyanın en mutlu ülkesi işte dördüncü kez Finlandiya seçilmiş. Bu konuda da videom olacak. Afillere sorsan ya diyor, niye bizi seçmişler diyor. Yani o Türkiye'den uzaktan göründüğü gibi değil. Şimdi 90 yılında ilk geldiydim bilimsel araştırma için Finlandiya. O zaman 91 yılı tahminim Helsinki Üniversitesi'nde ben e, teksinki teknik o zaman bizimki. Helsinki Üniversitesi rektörü bir resepsiyon vermiş yabancılara. Gittim oraya. Rektör anlatıyor şimdi. Finlandiya'yı tanıtıyor bizlere tabii. Diyor ki Tanrı diyor. Allah tabii o Tanrı diyor. Tanrı diyor bütün milletlere ülke dağıtıyormuş. Tamam Dağıt işte sen nereye istiyorsun? Şuraya. Sen nereye istiyorsun? Buraya. Herkes almış diyor. En sonunda bir Finliler kalmış bir de Finlandiya kalmış diyor. Yani hiç kimsenin istemediği ülkeyi Finland, Finlilere vermiş diyor. Yani Finli'nin yorumu bu. Böyle şeyler yapıyor ama bu ülke güzel tabi. Tabi ama tabi her ülkenin güzelliği farklı. Finli'ye sorsan Alanya'da yaşayan binlerce Finli var. Türkiye çok güzel. Ama bizim Türkiye'dekine sorsa ya acaba bir Finlandiya için yaşasam nasıl olur? Yani arkadaşlar her ülkenin güzelliği farklı. Bu konuda da ayrı video sizlere yapacağım. Şimdilik bu videoyu yaptım. Fincelen Türkçe akraba diller. Bu konuda bilimsel araştırmalar gerekiyor. Yapılması gerekiyor. Dediğim gibi bir Finli bir Türkiye'den geldiğin zaman ü, y harfi, ü harfi bizim. Bizim y harfi bunların üsü. J harfi de bunların y'si. Dediğin zaman al oku aynen okursunuz arkadaşlar telaffuz, problemin hiç yok. Ben finca kursuna gittiğim zaman İngiliz vardı, çıldırıyordu. Ya bu ne biçim dil diyor, nasıl okuyamıyor. Almanlara sorsanız dünyanın en zor dili fince Ama bize, Türklere göre finca zor değil değil. Almanya'da gittim baktım, 30-40 sene yaşayanlar Almanca konuşamıyor. Ama burada bizim Türkiye'den kim gelirse gelsin, 6 ay, bir sene sonra bakıyoruz, pat pat öt, konuşmaya başlıyor. Niye? Çünkü aynı dil grubundan. Arkadaşlar, Helsinki'den hepinize selamlar, kalın sağlıcakla.